Asgari ücret 2825 TL oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Asgari ücret şu an Türkiye'de 2800 değil, 3000 değil, 5000 de olsa hiç kimseyi kurtarmaz. Sosyal medyayla yönetilen bir ülkedeyiz. Sosyal medyaya baktığımız zaman Amerika'da öğrenciler 750 dolara, 800 dolara araba alabiliyor. Burada yağın fiyatı 60 TL, 70 TL. Millet evini geçindiremiyor. 2800 TL bence çok cüzi bir miktar. Kimse geçinemez o fiyatla. 2 katına, 3 katına çıkarılması lazım bence. Mesela Türkiye'de açlık sınırı bile 5000 lira. Asgari ücret bunun yarısı kadar. Yani Türkiye'de 80 milyon insan varsa zenginler dışında insanlar bu hayatı yaşamıyor. Ne düşünüyorum? Hani bence bu yanlış bir karar. Daha fazla olabilirdi bence hani ülkemizin alım gücüne baktığımızda en az 3500 olması gerektiğini düşünüyorum ben. Asgari ücretin 2825 TL olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya tabii mutluyuz bu konuda ama yani asgari ücret fiyatı arttığı için bizim millet yani şimdi bir sürü çalışan boşta kalacak ki boştalar zaten şu an. Şimdi hepsi boşta kalacak. Yani en basitinden kendimden örnek vereyim. Ben çalıştığım yerden az önce çıkartıldım. Bu da asgari ücretin zam alması sonucunda oldu yani. Yani Türkiye gibi bir yerde yaşayan bir insan için ailesini geçindirmek ve topluma ayak uydurmak amacıyla 3 milyarla 3,5 arası bir değer olması lazım. Yoksa yani şu anda gelen zamlardan sonra 2850 herhangi bir askeri maaş alan insanın ailesine, evine ve çocuklarına yetebileceğini düşünmüyorum. Tabii asgari ücretin yani bence biraz standartların üzerine çıkması gerekiyor. Yani bu ekonomik koşullarda yani asgari ücret alan bir insanın yani bence geçirmesi çok çok zor yani. Peki şu an asgari ücret 2825 TL oldu. Bunun üstüne biraz daha çıkılması gerekiyor muydu? Yani bence asgari ücretin en azından yani böyle bir 4-5 milyar olması gerekiyor yani. Memurlarla yani diğer çalışanlarla, kamu kuruluşlarında olan insanlarla bence bir eşitlik sağlanmalıdır yani. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani asgari ücrete geçinmek çok zor yani. Yani bu ekonomik şartlarda bilmiyorum yani düzeltilmesi bence şart yani. Valla bence 3000 lira olması gerekirdi. Günün şartlarında 2800 ile geçinmek zordur. Matematiksel hesap yaptığın zaman zaten birbirini kapatmıyor. Yani kirası olan, 2-3 öğrencisi olan insan o asgari ücretle nasıl geçinsin? Asgari ücret 2825 TL oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomik olarak düşünürsek gerçekten çok az geçinemiyor millet. Bence daha fazla olması gerekiyor. 3 milyar ve 3,5 milyar arası bir ücret daha iyi olurdu. Aslında gelir bakımı konusundan bakarsan hani şu an iyi bir bütçe. Yani şu açıdan bakarsak bir işçinin çalışıp çalışmamadığı konusundan tarafından gidersek yani o bütçe gelir işçiye göre çok güzel. Rahatlıkla karşılayabilir, rahatlıkla ihtiyaçlarını alabilir. Lakin genel olarak bakarsan biraz daha kemer sıkmak lazım aslında. Şu an Türkiye'de asgari ücret 2825 TL. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok az, çok az. Yani yetersiz, insanlar perişan olmuş. Çok durumlar çok kötü. En az Cumhurbaşkanlığı aldığı zaman verseydi halka yeterli gelirdi. Çünkü yetmiyor. Bu konu hakkında bence çok az. Çünkü ülke ekonomik kriz altında. Yani aile bir 3 çocuklu aile düşünelim. Kolayca okul masrafları, ev masrafları yetmez. Şu anda doğalgaz bile 300-400 TL geliyor. Aydan bakarsan hesaplanan bazı harçlıklar bile yetmez. Bence 4000 olması lazım. Çünkü ancak öyle ideal olur. Yoksa açlık dip boyu. Ancak öyle ülke biraz refahı düzenlenebilir. Zaten ekonomik bitik. Asgari ücret bütçe görüşmesi belirlendi. Şu an Türkiye'de asgari ücret 2825 TL. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz asgari ücreti kesinlikle hiç beğenmedik. Hani açlık sınırının altında insanlar evlerine götürecek malzeme bulamıyor. Marketlerde artık bir şey alınmıyor.
A101, BİM. Yani insanları resmen soydular. Artık insanlar evlerine ekmek götüremiyor. Bu kesindir. Biz vatandaş olarak kira çalışıyoruz, elektriğe çalışıyoruz, enerjiye çalışıyoruz. Evet, birikim yapamıyoruz. Herhangi bir birikim yapamıyoruz. Yani evlerimize ekmek götüremiyoruz. Valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz bizlere sahip çıkmıyorlar. Hatta gelip esnafın halini bile sormuyorlar. Biz kahveciyiz. Kahvelerimiz hepsi kapatılmış. Yani bize sahip çıkan yok. Resmen acınızdan ölün diyorlar. Biz vatandaş olarak onları Allah'a havale ediyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Millete ayakta çay vermeye çalışıyoruz. Yani artık yani halimiz perişandır. Asgari ücret zaten bir şey, insanları geçindirmiyor. Bir de yani küçük ufak bir zam yapmışlar. Yani bu pek konuşulacak, konuşulması bile gerekmez. Yani ayıp bir şeydir. Biz vatandaş olarak zor durumdayız. Ama şimdi şöyle işte TÜİK enflasyon oranını falan açıklıyor. Ben pek itibar etmiyorum açıkçası. Mesela şöyle bir şey var. İşte sürekli 20 yıl öncesini gösteriyorlar. İşte devlet yol yaptı. Şimdi devlet yapması gerekeni yaptığı için övgüye mazhar olamaz. Devlet zaten yol yapmak zorundadır. Zaten bunlar bir lütuf değildir bence. Ki şöyle devletin ortaya çıkış amacı zaten insanlar arasındaki refahı sağlamaktır. Yani devlet yapması gerekenleri yaptığı için bununla övünemez. Bir de şöyle bir şey var. 20 yıl önce yaptıkları şeyleri hala şu an biz şunu yaptık, biz bunu yaptık diyorlar. Bir şey daha eklemek istiyorum. Yöneticiler sürekli işte dindarlıktan, imandan, dinden bahsediyorlar. Ben size tek bir örnek vereyim. Hazreti Muhammed'in şöyle bir hadisi var. Diyor ki devlet malından bir hırka çalan savaşta ölse bile şehit olmaz. Yani şimdi bırakın hırkayı, bunlar devleti sömürdüler, yediler, bitirdiler. Bilmiyorum, Allah hesabını soracaktır inşallah. Şimdi asgari ücret belirlendi. Şu an Türkiye'deki asgari ücret fiyatı 2825 TL. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan zamlara göre azdır. Çünkü şimdi zamlar olmasaydı hiç asgari ücreti de zam almasaydı daha iyiydi. Çünkü eskide asgari ücreti daha azdı, zamlar hiç yoktu. Yine insanlar geçinebiliyordu. Şu an yapılan zamlara göre asgari ücreti de adam geçinemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.